Şöyle bir şey var. Gerçekten bugüne kadar yaptığım ve beğendiğiniz bir şey varsa arkasında emin olun çok fazla insan var. Hayatta Madonna'nın geçenlerde bir lafını okudum, çok güzel. Girdiğim odada en aptal insan olmayı isterim demiş. Bu o kadar önemli bir şey ki. Siz de her zaman en aptal insan olmayı odada seçin bence. Çünkü ne kadar çok değerli insan etrafınızda olursa, ne kadar değişik ses, o kadar güzel bir şey ortaya çıkıyor. Herkes beklenmedik bir yerden tutuyor ve kaldırıyor bir şeyi. Tek başına kaldıramayacağın bir şeyi inanılmaz bir yere getiriyorsun. Nihat benim bu takım arkadaşlarımın en başında gelen insanlardan biri. Kariyerimin en başında işte ben önlükleyken daha ona gittim. Nihat Odabaşı beni çok güzel çeker diye gittim. Ama ben o kadar tuhaf hakikaten, çünkü biz hiçbir zaman bir albüm kapağı çekelim, şimdi ben güzel görüneyim ve bu albümümüz kapağı olsun demedik. Her zaman o dediğim ekiple beraber, siz hani bunun içinde Serdar da var, Uğurcan da var, güvendiğim insanlar var. Ve her zaman bu hikayesi ne olsun, bu albüm kapağı neden bahsetsin, albümün içiyle nasıl bir ilişkisi olsun, hep bunları düşündük. Hiçbir şey laf olsun diye yapmadık. Ben en son bunu hayatımda ilk defa açık hava konserimde uyandım. Şunu fark ettim, açık havada konser verirken hep şunu düşünüyoruz. Işık nasıl olsun, kostüm nasıl olsun, dekor nasıl olsun? Bunlar yanlış sorular. Bunlar çemberin en dışındaki soru. Asıl soru şu olmalı, ben orada niye konser veriyorum? İnsanlara ne demek istiyorum? İnsanlar neden beni dinlemeye geliyorlar? Bendeki o öz nedir? O gece oraya niye geliyorlar? Evlerine ne götürmek istiyorlar benden? Asıl soru bu. Ve eğer o özü bulursan, bütün konserin her şeyini onun üzerine kurabiliyorsun. Ve zaten bunu yapman gerekiyor. Ben bunu mesela yeni anladım. Hep daha önce şekil 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 düşünüyordum konserlerde. Şimdi artık özü düşünüyorum. O yüzden hep hikayeler anlatacağım artık konserlerimde. Bu en son konserimde de öyle yaptım. Çünkü şunu fark ettim ki, insanlar birazcık benden motivasyon ve pozitif bir şeyler duymak istiyorlar. Ve bunu anlatmanın yolu da benim kendimden biraz bahsetmem, birazcık konuşmam, anlatmam. Nihat şu açıdan çok değerli. Zaten biliyorsunuz ki Nihat asla hamam böceğini bile güzel çekiyor. Hani inanılmaz bir göz ve ben aynı anda hani ona onu dedim. Bir gün dedim hani hepimiz yaşlanacağız. Ama ben diyeceğim ki Nihat Odabaşı fotoğraflarım var. Sağlamım. Çünkü o kadar güzel fotoğraflarımı çekti ki hani hala bakmaya doyamıyorum. Ve şu çok büyük bir başarı. Yani Nihat, ben şimdi çıplak çekeceksin beni. Ben yerde cenin gibi duracağım. Sana bakacağım, sonra biz onun üstüne 3D ile bir tane kabuk yapacağız, tamam mı? Şimdi bunu güzel çekmek kolay bir şey değil. Bunu bizim konseptlerimizi hepsini güzel çekebildi. Yani o garip garip fikirlerin içindeki güzelliği hep onun gözü çıkardı. Hakikaten hani Nihat'ı inanılmaz severim. Ama aynı zamanda çok saygı duyduğum ve işini harika yapan bir insan. Zaten her zaman albüm kapaklarında çalarım. Aynen. Şimdi orada benim şöyle bir yine tesadüf eseri, ben çok tatlı bir insanla tanıştım. Judith Lieberman diye birisi. Tanıyor musunuz? Masal Terapi diye bir kitap yazdı. Ben Kelebek kitabımı çıkarırken Doğan kitaptan bu sene bana dediler ki ya bu Judith Lieberman çok senin kafanda bir kadın. Onunla tanışmak ister misin? Ben de çok isterim tanışmak. Biz Judith'le tanıştık. Tanışır tanışmaz çok iyi arkadaş olduk. Bu yaz gerçekten çok da görüştük. Beraber iş sanat için müzikli masallar yapacağız inşallah. Ve o konser onun zamanına denk geldi. Benim Judith'le arkadaş olduğum zamanla. Ve Judith hikaye konusunda uzman birisi. Yani bu kahramanın yolculuğu dediğimiz bir yolculuk var. Bazı steplerden geçen kahramanları, işte kahramanın bir yolculuğu var. Ona çok iyi anlatıyor. Judith de bunu çok iyi biliyor. Ve bana dedi ki işte konser zamanı. Ya dedim işte bu konseri nasıl yapacağımı düşünüyorum falan. Ya dedim Cidit ya. Sen de benim bu açık olan konserimde çıkıp masal anlatır mısın? Çok güzel anlatıyor çünkü. Gerçekten yani Cidit'in masal gecelerine gidin. Bazen zifir karanlıkta masal geceleri yapıyor. Bazen bir yerlerde hani sen de git mutlaka hani çok seversin. İnanılmaz bir masal anlatıcısı. Yani profesyonel masal anlatıcısı. Görevi o, işi o. Ve bana dedi ki ya ben dedi senin konserine çıkıp masal anlatmayayım dedi. Niye dedim? Çünkü seni görmeye geliyorlar dedi. Yani benim orada bir işim yok. Aa, sen anlat dedi. Ben dedim ki ben ama güzel masal anlatamıyorum senin gibi. O zaman kendi hikayelerini anlat dedi bana. Bunun üzerine ben dedim ki ya benim öyle aman aman hikayelerim yok ki. Yani ne bileyim senin gibi olsam hani Fransa'yı bıraktım da Türkiye'ye geldim de falan. Hani böyle dramatik şeyler yok benim hayatımda çok büyük. Daha iyi herkesin hayatında bir sürü hikaye vardır dedi.
Ve bunun üzerine biz Judith'le konuşmaya başladık benim hayatımla ilgili ve oradan 6 tane hikaye çıkardık hemencecik. Kesin daha fazla konuşsak daha fazla çıkacak. Oradan şu ortaya çıktı. O bana bu soruları sordu. O bana dedi ki, seni niye seyretmeye geliyorlar? Eğlenmek için, şarkı dinlemek için, okey, tamam, evet. Ama başka bir şey olması lazım. Niye o insanlar o gece bilet alıp açık havaya geliyorlar? Sence neden? Sence sende ne var da oraya geliyorlar? Ben de bunun üzerine konuşmaya başladım ve ben konuştukça temalarım ortaya çıktı, hayattaki temalarım. Ve hayattaki temalarımdan bir tanesi korkuların üzerine gitmek. Çünkü ben çok korkak birisiyim aslında. Gerçekten çok korkağım. Yani Serdar bana bir tane poster aldı. O posterde bir tane kurt, bir tavşanı kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor. Tavşan böyle duruyor. Ona bakmayı çok seviyorum çünkü bana hep şeyi hatırlatıyor. Yani korkmadan kurtun karşısında durmayı. Zaten bununla ilgili bir şarkı da yazdım. Açık havada söyledim ilk kez o gece. Çok korkak birisiyim ve hani korkmamayı sürekli kendime anlattığım için size de otomatikman anlatıyorum. Şarkılarımda da hep bunlardan bahsediyorum. Güçlü olmaktan, korkmamaktan. Ve bunun benim temam olduğu ortaya çıktı ve bununla ilgili hikayeler çıktı benim hayatımdan. Korkmadığım anlar, kendim olmaktan çekinmediğim anlar. Demin size anlattığım gibi işte şarkı sözü yazmalar, çıkıp bu sesle şarkılar söylemeler, üstüme istediğim gibi şeyler giymeler, istediğim gibi dans etmeler falan. Bütün bunlar, bunların hikayeleri çıktı ortaya ve oradan çıktı yani. Bu kendine birkaç soru sorunca ortaya çıkıyor aslında. Nasıl buldum? Merak, merak çok önemli. Merakla ilgili özellikle son zamanlarda çok kitap yazıldı. Curiosity falan, bir sürü kitap var çok güzel. Merak insanı harekete geçiriyor. Ben meraklı bir insan olarak doğmuşum. Hakikaten her şeyi merak ediyorum. Yani çok kitap okumaya çalışıyorum. İnsanları da merak ediyorum. Her şeyi merak ediyorum. Merak etmediğim bir konu yok. Ya bitkilerle ilgili bir şey de okuyabilirim. Ağaçların da hepsini bilmediğim için üzülüyorum. Kuşların da hepsini bilmediğim için üzülüyorum. İşte evrim teorisini de merak ediyorum. Beynimizin nasıl çalıştığını da merak ediyorum. Müziğin niye üzerimizde etkisi olduğunu da merak ediyorum. Her nasıl şeyi merak ediyorum. Nasıl geçiriyorsun? Hepimiz yani dünyada şu an özellikle işte bu internet çağında 100 bin tane filtre kanal var. Bunları bir şekilde kendi doğru filtremizi bulup kendi doğru kanalımızı bulmamız gerekiyor. Sen nasıl hani bütün bu saydıklarından aralarından seçip alıyorsun? Çünkü sonsuz bucaksız bir bilgi kaynağı var dışarıda. Ya herkesin merak alanlarının kendine göre filtreleri var işte onlara göre gidiyorsun. O mesela geçenlerde yine bir şey okudum, o çok hoşuma gitti. Kendi yaptığınız işten alakasız şeylerle ilgilenin diyor. Çünkü asıl fikirler, asıl yaratıcılığı oralarda bulabilirsiniz. Mesela benim gidip Londra'da mesela diyelim ki ben bir kursa gideceğim. Bunun şarkı söyleme, dans etme ya da şarkı yazma ya da yazı yazma kursu değil de mesela bitkiler üzerine bir kursa gitsem aslında bunların hepsiyle ilgili bir şey öğreneceğim oradan. Ben bunu fark ettim. Yani sadece kendi alanında değil, alakasız bir alanla ilgili bir şeylere daldığın zaman orada çok büyük ilham var.